أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله السميع العليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Anadolu'muza yön veren ve insanımızın irfan dünyasını şekillendiren Allah dostları bütün dünyaya soluklarını ulaştırmışlardır. Bu nefes kimi zaman İstanbul'umuzdan çıkmış, kimi zaman yeşil Bursa'mızdan, kimi zaman Kayseri'mizden seslenmiş dünyaya, kimi zaman Ankara'mızdan. Bu ses kimi zaman Emir Sultan olmuş, kimi zaman Eyüp Sultan ve kimi zaman Somuncu Baba olmuş, kimi zaman Hacı Bayram. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşsiz tebliğini nesilden nesile aktaran gönül sultanları güzel memleketimizin her tarafını dolaşmış ve insanlığa cennet müjdesi ulaştırmışlardır. Etkisi asırlardır devam eden, yaşadığı hayatla birçok hayatı zenginleştiren gönül sultanlarından Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, ilim ve irfan yolunda güzel Anadolu'muzun pek çok yerine ulaşmıştır.
Kimi zaman sultanlardan erkan öğrenmek, kimi zaman da sultanlara yol göstermek için yollara düşmüştür. Ankara'da başlayan mübarek hayat, Kayseri'den Aksaray'a, İstanbul'dan Edirne'ye ve Bursa'ya ışık saçarak yine Ankara'da noktalanmıştır. İstanbul, her biri gökteki yıldızlar gibi yol gösterici olan Ashab-ı Kiram, İstanbul'un ismini alemlerin efendisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuştu. Fethi Allah'ın sevgilisi tarafından müjdelenen kaç şehir vardır? İşte İstanbul onlardan biridir. Yeryüzünün tartışmasız en güzel şehirlerinden biridir İstanbul. İstanbul'u güzel kılan aldığı müjde, bulunduğu yer ve içinde barındırdığı güzellerdir. İstanbul, Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Akşemseddin Sultan'ın ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin şehridir. Maddi ve manevi planda en zengin yerlerden biri de hiç şüphesiz Emir Sultan'a, Somuncu Baba'ya, Hazreti Üftade'ye, Aziz Mahmud Hüdayi'ye, Eşrefoğlu Rumi'ye ve Hacı Bayram-ı Veli'ye ev sahipliği yapan Bursa'dır. Bursa, Ulu Cami ile uluları misafir eden ulu bir şehirdir. Bursa'da pişen somunların kokusu Edirne'den duyulmuş, bu somunları yiyen delikanlılar İstanbul'un fethine koyulmuştur. Bursa, Somuncu babaların hem ekmeğin hem de yiğidin mayasını yoğurduğu şehirdir. Sultan II. Murat Han'ın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini misafir ettiği şehirdir Edirne. Bu buluşmalarda Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri o sıralar çocuk yaşlarda olan Sultan II. Mehmet'e İstanbul'un fethini müjdelemiştir. Edirne'miz Selimiye'siyle asırlar öncesinden geleceğe bütün ihtişamıyla ses vermektedir. Aksaray, Somuncu Baba'nın ömrünün son demlerini yaşadığı sultanlara layık saray şehirdir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinde mana ateşini yakan, gönlündeki boşluğu aşkullah, muhabbetullah ile dolduran Somuncu Baba'nın şehridir Aksaray. Somuncu Baba ile Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin tanıştığı mekandır Kayseri. Kayseri, Somuncu Baba'nın insanların hayatını bayram yapmaya çalıştığı ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini irşad ettiği şehirdir. Sultanlara sultanlık yapan büyük sultanların yurdudur Göynük. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine talebe olma şerefine erişmiş, İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han'a rehberlik etmiş, Akşemseddin Sultan'ın ebedi istirahatgahıdır Göynük. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin şehridir Ankara. Hacı Bayram-ı Veli, Ankara'nın Solfasıl köyünde, şimdiki Solfasol mahallesinde 14. yüzyılın ilk yarısında dünyaya gelmiştir. Hacı Bayram-ı Veli, küçük yaşlarda başladığı eğitim hayatında devrin birçok aliminden dersler almıştır. Hacı Bayram-ı Veli, gençlik yıllarında medrese eğitimi görmüş ve bu dönemde tefsir, fıkıh, hadis, matematik, felsefe, Arapça, Farsça ve edebiyat gibi çeşitli derslerde icazet almıştır. Hacı Bayram-ı Veli, tahsil hayatını başarıyla tamamladıktan sonra hayırsever bir kadın olan Melike Hatun tarafından Ankara'da yaptırılan Kara Medrese'de müderrisliğe başlamıştır. İlim okuyan, dini ilimleri değerli hocalardan tahsil eden Hacı Bayram-ı Veli, gönlündeki boşluğu dolduracak bir Allah dostu aramaya başlamıştı. İlimle insanlara yol gösteren Hacı Bayram-ı Veli, kendisine irfan hayatının nakşını ilmek ilmek dokuyacak bir pire teslim olmak istemekteydi.
Allah kendisine ve Habibine aşk ile bağlı olan kullarını hem dünyada hem de ahirette bahtiyar eyler. Hacı Bayram-ı Veli, Somuncu Baba'nın nazarıyla bayram olmuştu. O gün Hacı Bayram-ı Veli'ye efendisini bulduğu için bayram olmuştu. Bugün de bize bayramdır. Değil mi ki Hacı Bayram-ı Veli gibi bir Allah dostuna meftunuz? Değil mi ki onun izindeyiz? Ne mutlu Allah'a dost, peygambere varis, bizlere de yol gösterici olan büyüklerin peşinde olanlara. Allah'a vuslat yolunda, Allah Resulü'nün izinde, ömrünü insanların irşadına adayan büyük sultanlara selam olsun. Yaşadıkları hayatı başkalarının irşadı ve kurtuluşu için yaşayan Allah dostlarına selam olsun. Selam olsun Hacı Bayram-ı Veli'ye, selam olsun onun yolunu takip eden ve gönlü güzel insanlarla birlikte olmayı kendisine şiar edinmiş siz değerli misafirlerimize. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin izinde düzenlemiş olduğumuz yolculukta evvela Bursa'dan başlayan seyahatimiz, nihayetinde yine o güzel gönüllü insanların izini ve yolunu takip ederek Hacı Bayram Veli Hazretlerinin yaşamış olduğu bu mübarek beldede sizlerle buluşmamızı, sizlerle bir araya gelmemizi bizlere Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin lütfu ilahisiyle karşımızda tecelli noktasında bir güzellik olarak ikram lezzetini ve ikramın lezzetini bizlere sundu. Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumu kapsamında düzenlediğimiz ve belki Türkiye tarihinde ilk defa gerçekleşen iki sempozyum arasını, sempozyumun konusunun yer aldığı şehirlerde bir silsile halinde devam ettiren Hacı Bayram Veli'nin izinde Ankara programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kalem Vakfı, Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği öncülüğünde düzenlenen programımıza bugüne kadar bir seri halinde çok önemli kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri destek oldular. Genel olarak hepsine buradan teşekkürlerimizi ifade ediyorum ama isimlerini zikretmeden geçemeyeceğim çok önemli müesseseleri de sizlere arz etmek istiyorum. Başta Kalem Vakfı ve Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği'ne, ayrıca şu anda bizi ev sahibi noktasında misafir eden Türkiye Diyanet Vakfı'na, programlarımız boyunca bizleri yalnız bırakmayan ve bütün noktalarda bize organizasyon noktasında emeği geçen Ankara Kalkınma Ajansı'na, Hisar İslami Araştırmalar Merkezi'ne, bir dernek mantığıyla çalışan bir merkez, ayrıca Haydere, ve bugünkü programın bizim için çok önemli bir noktada ehemmiyet taşıdığını da ifade etmek istiyorum. Burada bir müsaadenizle parantez açarak onu da arz edeyim. İkinci Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumumuza Milli Eğitim Bakanlığı da çok önemli bir katkıda bulundu. Bu da Ankara'da bulunan ilk ve orta ve lise noktasında talebe olarak eğitim gören kardeşlerimizin Hacı Bayram Veli Hazretleri ile alakalı bir kompozisyon noktasında bu güzel oluşuma destek vermeleri noktasındaydı ki bu noktada da özellikle Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve hasaten Milli Eğitim Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Bu programın sonunda da kompozisyon yarışmamızda dereceye giren orta ve lise noktasındaki talebelerimize inşallah ilanını en azından burada yapacağız. Ödüllerimizi de sempozyumumuzun programında Perşembe günü takdim edeceğiz. Efendim ayrıca bu programın gerçekleşmesi noktasında da gerçekten gayretlerini esirgemeyen Mans Medya'ya da çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca sesimizi şu anda TRT Avaz Marifeti'yle yaklaşık 500 milyonluk bir coğrafya işitmekte. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle kısaca ifade edebilirim. Urumçi'den, Doğu Türkistan'dan, Bosna'nın en uç noktasına kadar, yani Bihaç şehrinin Sazin ilçesine kadar anlaşılsın diye böyle ifade ediyorum. Bu bölgede
güneyinde ve kuzeyinde bulunan yukarıda Türk dünyası ülkelerinde Kafkasya'da, güneyinde de Afrika ülkelerinde ve İslam coğrafyasının neredeyse tamamında TRT Avaz'ın yayın alanında bizleri işitmekte olan değerli kardeşlerimiz var. Bu anlamda bize bu desteği veren TRT Genel Müdürümüze ve Genel Müdür Yardımcımıza, İç Yapımlar Koordinatörümüze ve bizi şu anda sizlerle buluşturan TRT Avaz kanalına koordinatörümüz Murat Akkoç Beyefendi ve bütün çalışanlarına hasreten teşekkür ediyorum. Efendim, şu anda biz aslında Kocatepe Camisi'nde, o caminin müştemilatında bulunan konferans salonundayız. Burası yıllardır Ankara'da bulunan gerçekten gönlü güzel insanlara ev sahipliği yapmakta. Ama sadalarıyla bize gerçek anlamda ev sahipliği yapan ve bu noktada görevlerini gerçekten imani bir aşk noktasında ifa eden kıymetli görevlilerimiz var. Onlardan bir tanesini dinledik programın açılışında. Muhterem Hocam Hafız İbrahim Çakıllı Beyefendinin okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, Fussilet Suresiyle Bismillah dedik programa. Kocatepe Camimizin de müezzini olan kıymetli hocamıza da hasreten çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı ömürler versin. Efendim, bugün sizlerle Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumuna birçok şehirden ve yurt dışından birçok ülkeden gelen ve katılan çok kıymetli akademisyenlerimizden dört tanesiyle aslında sesleneceğiz. Belki onların ifadeleri, sohbetleri sempozyumun özünü size aktaracak. Çok kıymetli üstadlarımızı da, hocalarımızı da inşallah ilerleyen dakikalarda davet edeceğiz. Efendim, bendeniz Necip Karakaya. Bu programın ilkinden bu yana çok muhterem abim Musa Şahin Beyefendi ile programların detaylarını, özünü konuşurken aslında meramımız birazcık da Hacı Bayram Veli Hazretlerinden bize tevarüs eden o manayı, duyguyu, yine o silsileyi takip eden ve o noktada kendisinin nurundan, feyzinden, muhabbetinden etkilenen gönlü güzel insanların, Allah dostlarının ifadesiyle sizleri birleştirmekti. Ve bu noktada sizin kendi dünyanıza Hacı Bayram Veli Hazretlerinin ve diğer zevat-ı kiramın dünyasından lezzetleri biraz name ile, biraz musiki ile karışık aktarmak idi. Ve bu kapsamda Hacı Bayram Veli Hazretlerine ait olan güfteleri acizane besteleme imkanını bana lütfeyledi Cenab-ı Allah. Ve onlar da bir albüm haline dönüştü. İnşallah sizlere de bu sempozyum kapsamında onlar da takdim edilecektir diye ümit ediyorum. Ama geçen sene takdim edildikten sonra da sizlerin ne kadar dua ettiğinize şahit olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Şimdi izniniz olursa Hacı Bayram Veli Hazretlerinin dünyasından dünyamıza lezzetleri ikram eden çok önemli zevat-ı kiramın güftelerini çok önemli bestekarlarımız tarafından tespit edilmiş haliyle sizlere arz etmek istiyorum. Thank you.
Senin cemalinden
terk oldu. Eşrefzade senin kem terk oldu. İlahi kulu sultandan seni bayramımızı bildi bileni anda buldu bayramımızı bildi bileni anda buldu bulan ol kendi oldu sen seni bil sen seni bulan ol kendi Efendim çok teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlarımıza da bu noktada bizimle birlikte oldukları için not kağıtlarımızı alalım. Evet. Efendim bu arada Karadağ Müftümüz Rıfat Fevziç Beyefendi de aramıza katıldılar. Hoş geldiler, şerefler verdiler. Eyvallah. Tabii hani gönlümüzün neresine böyle bir nazar edersek edelim, orada böyle muhabbet dolu, gerçekten Cenab-ı Allah'ın feyzi ilahisiyle lütfetmiş olduğu kullarını görüyoruz ki bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Cenab-ı Allah ziyadeleştirsin sayılarını, Allah-u Teala hayırlı ömürler versin. Efendim hani bazen bazı insanların huzur verdiği ortamlar olur ki onların bulunduğu her yer huzur iklimidir. Bunu bu şekilde ifade etmem aslında biraz sonra sizlerle inşallah bu noktada sohbetleri hususunda yüz yüze bırakacağımız çok kıymetli isimler var. Onları düşünerek bu şekilde ifade ediyorum. Bizi öğreten ve bizim mana dünyamızı içinde yaşamış olduğumuz madde planından bir üst noktaya çıkaracak şekilde gayret ve azim içerisinde olan ve bize kendimizi anlatmasına ihtiyaç duyduğumuz isimlerden çok önemli dört ismi inşallah sizlerle buluşturmayı ümit ediyoruz.
İzninizle çok dua dolu, muhabbet dolu alkışlarınıza ilk iki sohbet konuğumuzu davet etmek istiyorum. Muhterem Üstadım, büyüğüm Safiyüddin Erhan Beyefendi. Gönlümüzün çok geniş bir coğrafyası var. Ecdad Osmanlı ile ulaşmış o coğrafyalara. Bize ecdadımızı gerçekten liyakatli bir şekilde bizden daha iyi anlatan, bize yaşatan çok kıymetli bir büyüğüm, hocam Profesör Doktor Muhammed Harp Beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Efendim şöyle buyurun. Sahneye bir delikanlı geldi efendim. Hoş geldiniz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm Allah'a sağlık. Buyurmaz mısınız efendim? Lütfen. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Safiyüddin Hocam, izniniz olursa misafirden başlayalım. Tabii, buyurun efendim. Nasılsınız Muhammed Hocam? Efendim, Allah razı olsun. İyiyim. Teşekkür ederim. Buyurun. İyi olduğunuzu görmek bizi mutlu ediyor. Teşekkür Ama ederim. Zatenizi takip etmek, yazılarınızı takip etmek, bize bize anlattığınız serüveni takip etmek, özellikle ecdadımızla alakalı yapmış olduğunuz çalışmaları görmek, talebelerinizin size anlatışına şahit olmak, sizinle ilgili düzenlenen sempozyumları kenarından köşesinden takip etmek ve bizim de şu anda bu sahnede sizinle birlikte oluşumuz ziyadesiyle bizim için lütuftur efendim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? İyisiniz Elhamdülillah, inşallah. Elhamdülillah, iyiyim. Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, çok şükür. Elhamdülillah. İstanbul'a çok gittiğinizi biliyorum ama Ankara'ya kaçıncı geliş bu? Ankara dördüncü gelişim. Dördüncü geliş. Evet. Peki efendim, ilk gelişinizde ne hissettiniz Ankara'ya, Hacı Bayramı Veli'nin şehrine? Hacı Bayramı Veli ziyaretine gitmeden Ankara normal bir şehirdi. Yani sıcak bakmadım Ankara'ya. Evet, sonra bir arkadaş beni aldı. Hacı Bayram Ali'ye ziyaretine gittim. Yani belki yabancı olduğum için iyi ifade edemiyorum. Mesela? Ama durdum. O duruşta çok şeyler oldu. Bir şey konuşmadan, bir şey bilgi almadan gönül meselesi oldu orada. Elhamdülillah. Yani hatırlıyorum, beni etkiledi hayatımda, fikrimde de. Yani o kadar yani. Mesela gönül meselesiydi. Anlatılmaz yaşanır diyorsunuz değil mi efendim? Anlatmak gayri kâbi. Evet, onu evet. Yani bu gönül meselesi anlatılmaz aslında da. Evet, onu hissettim. Çok güzel bir şeydi yani. Bakın, sonra anladım ki Hacı Bayram Ali Hacı hatta kelimesi yani fakirin düşüncesine göre hacca gitti. Orada Nuri Muhammediye'den bir şey almış. Feyiz almış. Feyiz almış, evet. Anadolu'ya geldiğinde bu nur Nuri Muhammediye saçmış. Evet. Evet. Sonra talebeleri Balkan'a da ulaşmışlar. Yani bir büyük bir velinin tesirleri sadece Anadolu'da değil Balkanlara da gitti. Bu mesele beni çok etkilendi aslında da. Çünkü tarih bakımından, coğrafya bakımından saham Türkiye, Balkan ve Orta Asya. Evet. Onun için daha fazla anladım Hacı Bayram Ali'yi. İlk önce alakamız sevmekti. Sonra sevmekle ilimle oldu. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah, anlatabiliyor. Tabii ki efendim. Evet, sevdiniz ama tanıdıkça daha çok sevdiniz değil mi efendim? Evet, tabii ki. Hala öyle tekrar ediyor. Ne kadar bilsem, ne kadar sevgi daha fazla artıyor. Eyvallah. Anlatabiliyor. Evet.
Kusura bakmayın, anlatamıyorum da. Teşekkür ederim. Efendim, özellikle elbette Osmanlı coğrafyasında Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi birçok zevat-ı kiramın bırakmış olduğu izler var. Evet. Biz bunları genel olarak mana havzası olarak ifadelendiriyoruz. Evet. Özellikle Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin hayatındaki o iman ve aşk neşesi, zaten sizin ifade ettiği gibi hem Balkanlarda hem Orta Asya'da, evet, hem zaten hali hazırda Anadolu'da, evet, ve sair vilayetlerde yaşanmış. Siz özellikle Mısır ve civarında bu mana dünyasını nasıl tarif ediyorsunuz efendim? Genel olarak mı? Genel olarak. Genel olarak mana hayatı iyidir yani. Beniyorum Arap dünyasında. Arap demek yani Cezretul Arabe değil. yani Afrika, evet, Şemal Afrika dediğimiz ve Şam, böyle Büyük Suriye şeye, maneviyat orada güzeldir. O uzun bir mesele ama tabii tasavvuf, özellikle tasavvufu beğenmiyorum. Yani neden? Çünkü başka tesirler de oldu. Karışık oldu ama yine bu karışıklıkta yine az olsa bile bir nur vardı. Büyük zevatlar vardı, büyük veliler meydana çıktılar. Nur saçtılar Mısır ve Şemal Afrika için. Ama bence hem de bunu da yazdım önceden, tasavvuf güzel manasıyla türkülerde buluyorum. Buldum da buluyorum. Zaten tasavvuf olmasaydı Osmanlılar Viyana'ya kadar gelemezlerdi. İnşallah Arap alemi ve İslam alemi böyle olsun. Türkiye gibi olsunlar. Yani ifade edemedim belki. Yok, gayet güzel efendim. Ama şöyle gönlümde şu var, özellikle zaten siz bulunduğunuz noktadan Mısır'ın batısına doğru çok önemli bir ışık naklediyorsunuz. Ta ki bu hemen yanı başınızda takip edecek şekilde, silsile halinde Tunus'ta, Cezayir'de ve Fas'ta gerçekten mana ehlinin çok önemli insanları var, isimleri var. Tabii, evet. Ama sanki böyle bir sac ayağı gibi, bir sac ayağının bir ucu Bağdat'ta, bir ucu İstanbul'da, evet, payitahtta, evet, ve bir ucu da neredeyse Fas'ın en uç noktalarında, Rabat şehrinde, belki Fes şehrinde, oradaki mana sultanları ile birlikte, evet, sanki bir bütünleşme, bir tamam hale gelişin seyri var aslında, değil mi efendim? Evet efendim. Mesela aramızda muhterem bir zat vardır, evet, Lahmer hocamız. O da Fas'ta, evet, bir tasavvuf kurumunun başkanı. Maşallah. Anlatıyor bize, Fas'ta tasavvuf gayet güzel. Hem de dürüst bir tasavvuf, eğer tabirce ise. Eyvallah. Evet. Türkler gibi. Türklerde tasavvuf sineme, demin söylediğim gibi beğeniyorum. Evet. Neden? Millete güç verir. Maneviyete güç verir. İnsanı insan yapar. Ben şunu ki beğeniyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli ifadeleriniz için efendim. Çok sağolunuz. Özellikle sempozyumumuza iştirak ediyor oluşunuz bizim için ayrı bir önem taşıyor. Efendim, Cenab-ı Allah hayırlı ömürler versin inşallah. Sayenizi meşgul eylesin. Allah razı olsun. Efendim, aslında birazcık hani bu mananın özüne, birebir aynısına dönmek gerekir bazı noktalarda. Evet. Özellikle hem hayat noktasında, yaşantı noktasında insanların özünden almış olduğu o feyzi, bereketi yüzyıllar geçmiş olsa bile aynıyla aktardığına şahit oluyoruz ki onlardan bir tanesi yanı başımızda. Allah Allah. Eşrefzade Hazretleri'nin mübarek silsilesinden, torunlarından muhterem hocam Safiyyüddin Erhan Beyefendi. Bursa kadar güzelsiniz desem yanlış olur mu sizin için efendim? Bursa eskiden Bursa'ydı. Ah canım benim. Maalesef eyvallah. Şimdi Bursa değil. Evet. Bununla alakalı bir yazı hazırladık. Onun başlığı da bir zamanlar Bursa'ydı. Hatta altına ilave ettik. Bir payitahtım. Maalesef payimali. Bir şey tabii sahibi elinde ihya oluyor. Maalesef onun kadrini, kıymetini bilmeyip oraya sürülecek, alt üst edilecek bir tarla gibi görenler maalesef Bursa'yı harmanladılar. Ve eski Bursa fotoğraflarda kaldı. Kalmış birinci derecede abidatında bile yok. Zira onu inşa eden eski sanatkarlar yok.
herhangi bir şekilde bir vitrinlik çalışma olarak bu eserlerin de üzerine el sürüldü. Maalesef sanatkarın olmadığı bir günde naiil ellerde birinci derecede abideler bile tahrif oldu. Şu anda o halde efendim zaten sizden başka bir abide yok desek yeridir, Bursa'da kalmış. Estağfurullah. Rumaniye biz, dergahını süsleyen nazenin bir sultan gibisiniz efendim. Estağfurullah. Maşallah. Biz o abidelerin, yani eski üstadlarımız öyle derdi, aşıkı dembestesiyiz şeklinde bir tabirleri vardı. Eyvallah. O iklimde hallü hamur olmuşlar. Birbirlerini tanıyorlar. Alışverişleri kendi ayarlarında ve kendi iklimlerinde. Maalesef o iklime aşina insanlar bulunmadığı müddetçe o şehir artık eski şehir değildir. Yani o şehri tarihi şehir yapan, o şehrin iklimini hazmetmiş, o şehre layık fertlerdir. O fertleri şehir kaybederse manasını kaybeder. Sadece kalabalıkların ekmeğini kazanmak için bir şekilde hayat kailesine koyuldukları herhangi bir platform haline gelir ki şehir olmaktan çıkar. Evet. O şehrin şehir olması için fi tarihinde çekilmiş resimleriyle çok seneler sonra çekilmiş resimlerini yan yana koyarsanız, aynı ile birbirini tutuyorsa o zaman korunmuş, kıymeti bilinmiştir. Bu değilse, yeniliyorlarsa ve onların yanlış tabirleriyle pırıl pırıl ediyorlarsa, ki pırıl pırıl olmak alışveriş vitrinine ait bir şeydir. Bir tarih pırıl pırıl olursa malumunuz rükuş olur. O şehir olmaktan, aslı olmaktan uzaklaşır maalesef. Biz de şimdi böyle bir iklimin ızdırabı içerisinde kalan ömrümüzü ikmale çalışıyoruz. Allah hayırlı ömürler versin. Cenab-ı Allah tabii bu noktada yapılan bütün fiilleri aslında uygun bir şekilde devam ettirecek liyakatli kişilerin de özellikle Bursa'ya hizmet etmelerini nasip eylesin. Efendim izninizle yüzyıllar öncesine dönerek, hani o asıl olan haline birazcık daha mana planında da ziyarette bulunsak ve Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinden, Eşrefzade Hazretlerinden sizden birkaç cümle istirham etsek efendim. Evet, kendileri İznik'te dünyaya teşrif buyurmuşlar. Pederlerinin ismi Şeyh Ahmet Eşrefendi Hazretleri. Onların da pederi Mehmet Musri veya Sufi namini anılan bir şahsiyet. İznik'te Türk kültürü içerisinde yaşamış ve vücut bulmuş, ikamet etmiş bir aile içerisinden geliyorlar. 40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Bursa'da 1. Mehmet, Çelebi Sultan Mehmet Han Hazretleri medresesinde danışment iken, aynı zamanda Bursa'nın manevi ikliminin sultanları olan 3 tane Abdal Sultan Hazretleri var. Abdal Murat, Abdal Musa, ki makamları vardır. Bir de Abdal Mehmet Hazretleri. Bu zatın diğer ünvanı da Sultanil, Sultanül Meczubin. Yani meczupların sultanı. Bu zatların sohbetlerine devam ediyorlar. Fakat sohbetlerinden birinde bir niyetle giriyorlar huzurlarına. Cenab-ı Hak'tan yani böyle bir niyazı var. Eğer Turuk Aliye'de bize bir nasip, bir mesafe, bir merhale var ise alameti zuhur ede buyuruyorlar. Ve hakikaten de öyle oluyor. Bu safi niyetlerine Cenab-ı Hak bir zemin hazırlamış. Ahbap Mehmet Hazretleri halkaya dahil olduğundan kendilerine teklif ediyor. Danışment var, bize köfteli çorba getir. Ki Abdal Mahallesi'dir bugün Bursa'mızda ismi kalmış bir mahalle. Civarda da Kaya Mahallesi var. Oradaki esnaftan bir çorba bulup getiriyor. Fakat içerisinde köftelili olanını da bulamamış. Hazret'e takdim ettiğince içerisini karıştırıyor. İçerisinde köftelerini bulamayınca danışmet nerededir bunun köftesi şeklinde bir sual tevcih ediyorlar. O da itizar beyan ediyor. Efendim köftelisini bulamadım. Bulabildiğimi getiririm. Yarın o türlüsünü de bulur size arz ederim şeklinde bir özür beyan ediyorlar. Hazret içini karıştırıp köftelerini bulamayınca oturdukları bir mahalledeki yerdeki süprüntülerden, çamurlardan köfte şeklinde çamur halkalar yapıp çorbanın içerisine ilave ediyor. Ve bunu yemesi için Hazreti Eşrefzade'ye teklif ediyor, sunuyor. O da bila itiraz, tereddütsüz, büyük bir itimatla, teslimiyetle o çorbayı içerisinde gözünün önüne toprak atılmış çorbayı cümbüşlüyor. Sonra bu hadiseyi çok daha sonraki senelerde ihvan ile sohbetleri sırasındaki bir ifadeleri var ki çok dikkate şayandır. Ah o cennet taamı, ah o cennet taamı diye birkaç kere tekrar ederlermiş. Yani Cenab-ı Hak o teslimiyet karşısında zat-ı şeriflerine öyle bir ahval zuhur etmiş ki, lütfetmiş ki o
çamur mayası onlara çok lezzetli bir cennet tamı haline gelmiş. İşte bu teslimiyetlerin neticesinde evvela Emuşlu Hazretlerine gönderiyor Hazreti Eşref Zade'yi. Fakat o zaman Hazreti Emir Efendimiz çok ileri yaşlarda ve kendisinin tabii yakın dostu Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara'da, daha iyi meşgul olabilmesin Hazreti Bayram'a gönderiyorlar. 11 sene bugünkü mevcut dergah haliyede çileyi tamamlayıp aynı zamanda gene şeyhinin emriyle kelimeleriyle tezevvüç eyleyip bir Bayrami halifesi olarak İznik'e dönüyorlar. Fakat bir müddet sonra İznik'ten tekrar Ankara'ya gelip eriştiğim makama kanaat etmesem bize vasıl-i Allah olmak için daha mertebe var mıdır diye sualleri karşısında eski bir şeyh efendi vardı, ruhu şad olsun. Amin. Hacı Cahim Efendi. O öyle derdi. O gece Hazreti Eşref Zade'yi bir müzayedeye çıkartmışlar. Benim evladımı kim kısa zamanda arzu ettiği makama getirecek? O müzayedede bu hadise, bu nisbet bugün Hama'da bulunan Hazreti Gavs-ı Geylani Efendimiz Hazretlerinin dördüncü evladı Hüseyin Hamami Hazretlerine çıkıyor. Ve itirazsız hanımları ve kerimesiyle yürüyerek Ankara'dan Hama'ya gelmişler. Orada hakikaten 40 günlük bir çileyle, tafsilatı var tabii bu çilenin hadisleri hakkında gene ibret-amiz hadisler var. Fakat uzatmayayım, vakti almayayım. Netice itibariyle oradan da Kadiri halifesi olarak İznik'e dönüyorlar. İznik'te de Bayrami Kadirili ile birlikte Kadirili'nin Eşrefi kolunu tesis ediyorlar. Yani Hazreti Eşrefzade'den gelen Kadiri hulefasına aynı zamanda Eşrefi Şeyh Efendileri deniyor. Hı hı. Dolayısıyla Anadolu'ya Kadiriye'nin büyük bir kolunu tesis etmiş, getirmiş oluyorlar. Kadirilik Anadolu'ya bu şekilde Zat-ı Şerifleriyle yerleşmiş bulunuyor. Dolayısıyla Anadolu Kadiriliğinin merkezi İznik, Rumeli Kadiriliğinin merkezi de bugün İstanbul'da Tophane'de İsmail Rum Hazretleri'nin makamı meşhedidir. Ve orası da faal bir, bugün hiç değilse hatırası ve ihvanı ile faal bir dergahtır. Bu şekilde Kadirilik yolu memleketimizde vücut bulmuş, genişlemiş, halifeler vermiş, yakın zamanlar kadar kültürüyle insanlarımızı irşad etmiş. Sonra tabii en mühim bir şey, Eşref Zade Hazretleri'nin çok mühim bir eseri var. Hiç eskimeyen bir eser. Bugün defaten tekrar ve tekrar baskıları yenileniyor. Kim bu? Müzekkin Nüfus'tur. Evet. Bir yastık altı kitabı derler. Bütün Anadolu coğrafyasının samimi şahsiyetlerini, yani Cenab-ı Hakk'a kendimizi nasıl kabul ettiririz? Nasıl beğendirebiliriz? Rıza-i Şerif'le nasıl ederiz? Bize bir insanlık elbisesi giydirmiş. Bu insanlık elbisesine nasıl layık olabiliriz? Bunun sırlarını ve kolay yollarını insanlara gayet güzel bir şekilde anlatan, yollarını gösteren çok güzel bir eser vücuda getirmişler. Dolayısıyla Anadolu'yu aydınlatan ahlakçıların en önde gelen şahsiyetlerinden biri olarak Eşref Zade Hazretleri'ni daima anmaktayız. Her senede Mayıs'ın ikinci pazarında İznik'te bir merasim yapılıyor. İznik Belediyesi de bu merasimi kabullendi. Orada bu köfteli çorba merasimini tekrar ediyoruz. Peki. İnşallah bu önümüzdeki pazar orada bu merasim tekrar edilecek. Vakti olanların teşriflerini ilan ederiz. Eyvallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Çok sarih bir şekilde özetlediniz bize. Değil mi hocam? Eyvallah. O halde şimdi sizi programımızın ikinci bölümünde hem diğer sohbet konuklarımızı dinlemek için hem de birbirinizle muhabbetinizi paylaşmak için yerinize almak istiyorum efendim izninizle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programlarımıza efendim. Çok sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Efendim kıymetli misafirlerimiz yerlerini alırken ben de sizlere Hacı Bayram Veli Hazretlerinden iki nutku şerifi arz etmek istiyorum. Bu arada diğer konuklarımızın da hazırlığı yapılacak. Biraz sonra bizlerle yine gerçekten çok muhterem iki konuğumuz sohbetleriyle, muhabbetleriyle inşallah birlikte olacaklar. Efendim gönlümde iki eser var. Onlardan bir tanesi Hazreti ait olduğunu bildiğimiz ve çok böyle genel olarak tekrar ettiğimiz kulağımızda aşinalığı olan "Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, derdü gamınla doldu bu gönlüm" isimli güftesi, nutku şerifi. Diğeri de "Çalabım bir şar yaratmış iki cihan arasında, bakacak didar görünür ol şarın kenaresinde." Onları takdim etmek istiyorum efendim.
gerçek yandı, gerçeğe yandı, rengine aşkın cümle boyandı, kendi de buldu, kendinde buldu, matlabını hoş buldu bu gönlüm, matlabını hoş buldu bu gönlüm. Çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınız için. Hemen diğer iki konuğumuzu davet etmek istiyorum efendim. Onlar da bizlerle muhabbet ve Cenab-ı Allah'ın kendilerine aktarmış olduğu o ilmin güzelliklerini aktaracaklar inşallah. Evvela Profesör Doktor Süleyman Derin hocamı alkışlarınızla davet etmek istiyorum.
Hoş geldiniz Muhterem Hocam. Eyvallah. Buyurun. Siz geldik. Ve Profesör Doktor Mehmet Akkuş Hocamı alkışlarınıza davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Eyvallah. Buyurun. Süleyman Hocam, tabii ev sahibi konumunda Akkuş Hocam. Eyvallah. Siz o yüzden misafir konumundasınız. İnşallah sizinle başlayalım isterim ben. Efendim, notlarımızda Hacı Bayramı Veli'nin tarihsel kültürel etkileri başlığı var. Ve sizin de özellikle sempozyumumuza vermiş olduğunuz bu noktada mana noktasında çok önemli bir katkı var. Buradan başlayalım söze diye de isterim efendim. Eyvallah. İzninizle. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Güzel besteleriniz. Bilmek istersen sen seni, can içinde ara canı. Canı, eyvallah. Canın içinde canı bulanlar, her ne kadar bir halvethanede ki gördük Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki, evet, o hücreleri bir insan ayağa dikilemez. Ona rağmen canı içinde canı bulduğu için bu büyük Allah dostu bütün Osmanlı tarihinin şekillenmesine, efendim, onun harcının karılmasına etkide bulunmuş. Evet. Nasıl derseniz, neredeyse bütün Osmanlı başkentlerinde etkisi var. Bursa'dan, evet, Edirne'ye, değil mi efendim? İzni'ye, oradan İstanbul'a. Yani Fatih Sultan Mehmet ki, evet, İstanbul'un Fatihi, onun hocasını yetiştirmiş, evet, Akşemseddin'i. Hatta bir rivayete göre Muhterem Hocam, Murat Han Hazretleri soruyor biliyorsunuz İstanbul'u kim fethedecek diye. Bana nasip diyor, olacak mı diyor, değil mi ne efendim? Ne size ne bana, şu benim köseyle şu Beşik'teki bebeğe nasip olacak deyince Murat Han Manisa'daki sarayına çekiliyor. Sırf bir an önce İstanbul'un fethi gerçekleşsin. Yani sözleriyle tarihi etkide bulunmuş. Hakikaten, evet, de Fatih Sultan Mehmet, kendisi de asker olmak istiyor Fatih Sultan Mehmet'e. Evet. Komutan olamayacaksam diyor, hiç olmazsa. Askeri olayım. Madem ki oğlum fethedecek İstanbul, ben asker olayım. Ceyş olayım değil mi? Ceyş ya diyor ya. O ordu ne, evet, güzel ordudur. Gerçekten yani büyük sultanların hocalarını yetiştirmiş. İşte Murat Han Hazretlerine çok güzel tavsiyeleri var. Çok ibretlik. Bugün devlet adamlarının ders alması gereken. Kültür hayata gelirsek, Hacı Bayram Veli Hazretleri belki çok eser yazmamış, şiirleri var ama insan yazmış. Başta Sefit Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Evladı Eşrefzadelerden. O bir büyük zatı yetiştirmiş ki, bu zat hem kadiriliği Anadolu'ya getirmiş, hem bayramiliği yaşatmış müzekkin nüfusta. Hakikaten Hacı Bayram Veli'nin fikirlerini müzekkin nüfusta görüyoruz. Çok böyle sehli mümteni dediğimiz, ne güzel, çok kolay ve akıcı bir üslub ile, Türkçe ile. Yani ki o zamanlar biliyorsunuz Anadolu'da Farsça ve Arapça çok yaygın, evet, ilim dili. Diyor ki Eşrefoğlu Rumi, ben diyor eserler bir Türkçe yazdım. Aynen, evet, Hacı Bayram Veli'nin o güzel, birbirinden güzel şiirleri gibi. Yani kültürel hayatını şekillendirmiş, lemaatı şerh etmiş, evet, efendim, onu tercüme ettirmiş. Pek çok eseri tercüme ettirmiş. Büyük işte Akşemseddin, ondan sonra Ömer Sikkini Hazretleri, hı hı, Akbıyık Hazretleri, Muhammed Ahmet Bican kardeşler, hı hı, Gelibolu'da bütün bunları yetiştirmiş. Yani Osmanlı'nın o efendim büyük imparatorluk olma efendim şeyini vermiş, gerilimini devlete kazandırmış, hem siyasi hem de kültürel açıdan. Belki çok önemli bir tarafı daha var. Ülkemizin inşallah bugün gelişmesinin de alt temellerini hazırlayan bir Türk tasavvuf anlayışıdır bu. Melami anlayışı var. Ne demek, evet, melamilik? Yani dünyayı tamamen terk etmek yerine dünyayı, bu dünyayı imar etmek için, Müslümanlara ve insanlara hizmet etmek için kullanılmasını tavsiye ediyor müritlerine. Kendisi ziraatçı. Bütün müritlerine sanat ve ziraatla uğraşmalarını, yani kendi el emekleriyle geçinmelerini tavsiye ediyor. Bunu öğretiyor. Hatta imece usulü dediğimiz bugün Anadolu'nun pek çok köyünde, kasabasında efendim hala imece usulü vardır hocam, değil mi? İnsanlar toplaşırlar. Bir gün sizin tarlanız, bir gün bizim tarlamız. Böylece çalışmayı, ziraatçılığı, hatta tekkesinde burçak çorbası kaynatılırmış. Ben şöyle tahmin ediyorum hocam, bilmiyorum belki gerçek payı vardır. Tekkeyi bekleyen
Çorbayı içer. Çorbayı içer. Burçak çorbası kaynarmış tekkesinde. Hocam o halde yani hayattan tamamıyla tecrid edilmiş bir melamilik anlayışından ziyade sosyal hayatın tam ortasında yaşanan ve meşrep olarak melamiliği seçmiş bir tasavvuf anlayışı mı var Hacı Bayram Veli'nin kesinlikle, hayatında? Kesinlikle. Hayata terk eden değil ama şu da var tabii. Hayata esasında aldanmamak. Burada esas mesele bu. Bütün büyük Allah dostları Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu Rumi. Biraz sonundan çok güzel bir şey okumak istiyorum. Müzekki Nüfus'tan eğer bulabilirsem bu şey çalışmalarım da. Yani dünyanın kendisi esasında kötü değil. Ama biz dünyaya meftun olduğumuz için, nefsimiz için, biriktirdiğimiz için kötü oluyor. Ama Allah dostları, ki Hacı Bayram Veli bunu yapmış. Ramazan ayında, ki Ramazan aylarda geliyor yakında. Bütün ticaret merkezlerine, pazarlara dolaşır. Oradaki esnafın, tüccarın zekatlarını, infaklarını toplarmış. Ve bunları dullara, yetimlere... Yani bugünün Kızılay, belki bu bölge Kızılay yakın herhalde, ben Ankara'yı çok bilmiyorum ama Kızılay'a ismini veren o Kızılay efendim işte çocuk esirgeme kurumu gibi bugün çok önemli devlet kurumlarının da temelini esasında Hacı Bayram Veli atıyor. Yani zenginle fakir arasında köprü oluşmuş. Hatta Eşrefoğlu Rumi de çok güzel bir bu Müzekki Nüfus'ta geçti. Siz dünyayı kötülersiniz ama size sadaka verilince alırsınız. Bu nasıl oluyor denilince... Biz onu cehennemden alır, cennete göndeririz. Yani zenginden alır, fakire veririz. Eğer almaz isek nekes oluruz. Allah, yani cimrilik yapmış oluruz. Yani fakirlerin hakkını efendim korumamış oluruz şeklinde. Yani bugün dünya realitesine çok uygun. Efendim ülkemizin ekonomik şeylerine çok uygun. Evet, böyle çalışmayı, kazanmayı, alın terini kutsayan bir tasavvuf anlayışı. O yüzden belki son bir şey söylemek istersem, Hacı Bayram Veli'nin burada metfun olması da ayrı bir kerameti. Yani bütün başkentlerini etkilemiş. Bursa'dan Edirne'ye, oradan İstanbul'a. Demiş ki bir zaman gelecek Ankara belki başkent olacak. Ben de orada olayım da Ankara garip kalmasın. Harbi hocamızın dediği gibi yani Ankara'yı da o şekilde ihya etmiş diyeyim ruhaniyetiyle. Eyvallah ve bu aslında Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin çokça zikredilmesine sebep olan Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumu'yla da bu mana taclanmış oluyor. Bu ifadeleriniz için çok teşekkür ediyorum ve ben Profesör Akkuş Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam sizinle Aksaray'da beraberdik Somuncu Baba Hazretleri'nin o mana ikliminde ve ondan bahsetmiştik ve Hazreti Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni bizlere tanıtan mana dünyasında bizim dünyamızı şekillendirmesi için bir anlamda ön ayak olan Zat-ı Kiram'dan bahsetmiştik. Evet. Sizler neler söylersiniz efendim? Evet, güzel bir akşam ve güzel bir sempozyum programı hazırlanmış. Hazırlayanlara teşekkür ediyoruz öncelikle. Eyvallah. Şimdi az önce güzel bir ilahiyle başladınız Hacı Bayram Veli'nin sözleriyle. Bir soru soruyor Hacı Bayram Veli Hazretleri. Ne oldu bu gönlüm diyor. Şimdi soru soruyor ama cevabını da kendi veriyor. Derdü gamınla doldu bu gönlüm. Soru bir, cevap bir. İkincisi, yine yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm. Şimdi bütün olay Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ve devamındaki mütasavvıfların olayın bütün çalışma merkezi, eğitim merkezi gönül hanesi, gönül iklimi, gönül evi. Dil hanesi diyor buna şiir, tasavvuf ve şiir dilinde. Dolayısıyla eyvallah. Hacı Bayram Veli gönle çok önem vermiş. Kitap yazmaktan çok gönül yazmayı, gönle girmeyi, gönlü temiz tutmayı esas almıştır. Bu sadece Hacı Bayram Veli'ye has bir şey de değil. Yani diğerleri de gönül meselesine önemi çok fazla vermişlerdir. Mesela 3. Murat'ın çok güzel bir sözünü hatırlıyorum. Diyor ki bir muhabbet şem'ini yaktık, pervane olan gelsin. Eyvallah. Muhabbet şem'ini yaktık, pervane olan gelsin. Ne demek? Yani biz muhabbet mumunu yaktık, etrafında uçuşacak olan, dönecek pervaneler gelsin bizim yanımıza diye. Peki pervaneden kasıt ne, mumdan maksat ne? Yani biz sohbet halkası oluşturduk. Pervane gibi etrafına insanlar gelecek, onların gönüllerinde aşk ve muhabbet ışığı, nuru yandıracak. Muhabbet şem'i böyle yanıyor. Muhabbeti meydana getirmek istiyor.
Hacı Bayram Veli Hazretleri çok fazla eser yazmamış. Maksat çok eser yazıp onları kenarda ciltlerle doldurmak değil, esas gönül hanesini, dil hanesini pürnur eylemek, nurlandırmak, yani onu yumuşatmak. Gönül yumuşamayınca, gönül erimeyince, gönül terbiye edilmeyince insanın nefsi azgınlaşıyor ve gönlündeki bir takım olumsuzluklar hayatına yansıyor. Dolayısıyla gönül hanesi önemli bir şey. Malum az önce hocamız da bahsettiler, iki önemli halifesinden yazıcızadeler var. Onların da bir eseri var. Tabii Hacı Bayram Veli kendisi çok eser yazmamış ama müritleri veya talebeleri, öğrencileri yazmış olduğu eserlerle onların da hedefi hep gönül. Hazreti Peygamber sevgisi, gönüldeki muhabbeti geliştirmek. Mesela Hacı Bayram Veli'nin birkaç şiiri dilden dile dolaşıp duruyor. Gönlünün yandığını ifade ediyor. Ama yanmada dermanı bulduğunu söylüyor. Efendim, yanmayınca, evet. Yani ne diyor? Mum yanmayınca yandırmadı pervaneyi. Eyvallah. Mum kendi yandıkça eriyor, kendisi yok oluyor ama ondan sonra pervaneye aşk ateşi getiriyor. Mevlana'da da bunu görüyoruz. Mevlana ne diyor? Hamdım, piştim, yandım. Yanmak hedeflenmiş. Bu yanmak cismi yanması değil. Elbette. Yani vücudun yanması değil. Önce ham olduğunu söylüyor. Yani ben önce bir demek ki eğitimden geçiyor, bir manevi eğitimden geçiyor. Ondan sonra da pişiyor. Nasıl pişiyor? Ateşte pişecek hali yok. Gönlü yanıyor. Yani ateş gönlünü bir aşk ateşi sarıyor. Ondan sonra da olgunluğa erişiyor. Yanmak tabiri orada tabii Allah aşkıyla yanıp tutuşmak, muhabbeti gönlüne yerleştirmek. Hacı Bayram'da da bunu görüyoruz. Mevlana'da, Yunus'ta bütün demek ki yani bu gönül erlerinde bunları görüyoruz. Dolayısıyla Hacı Bayram Veli hatırlayınca belki onun ciltler dolusu eserlerini değil, ham olup gönlünün yandığını, dermanı da orada bulduğunu görüyoruz. Mesela Fuzuli Hazretleri, o da bir mutasavvuf sayılır aslında şairlerden. Diyor ki, her dert ki var, var dermanı. Ne kadar dert olursa olsun mutlaka bir çaresi vardır. Fakat bir dertlerin derdine derman olmaz. Adamın hiçbir derdi yok. Gam kas, hiçbir derdi yoksa onun çaresi bulunmaz diyor. Çok güzel efendim. Hacı Bayram Veli Hazretleri, derdi var, pişiyor, yanıp insanlar yanıp da kül olmuyor. İnsanların arasında insanlara hizmet ediyor. İnsanlara muhabbeti aşılıyor. Bu aşk ateşi de sadece kendi çevresinde kalmıyor. Muhammediye kitabının bir örneğini vermek istiyorum. Muhammediye malum. Eyvallah. Gelibolu'daki müritleri yazıyor. Kazan'da, Tataristan'ın başkenti Kazan'da bu Muhammediye kitabı tam 20 kere basılmış. 20. baskı yapmış Osmanlıca olarak. Şimdi değil yani Osmanlı eskiden 20 baskı yapmış bu kitap. Ve onunla insanlar irşad olmuşlar. Mevlana'nın Mesnevisi neyse yazıcıoğullarının Muhammediye ve Ahmediyesi de budur. Dolayısıyla Hacı Bayram Veli'yi işte şimdiki caminin etrafında türbesinde değil talebeli ve yaktığı ışıkla, nurla, muhabbetle eyvallah. Balkanlara hatta Şam'a ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanan bir gönül eğitim merkezinin çıktığı, nurun oluştuğu bir yer olarak kabul etmek lazım. Eyvallah. Ben deniz şunu da bitirmek istiyorum. Bunu çokça tekrarlıyorum son zamanlarda. Maalesef günümüz insanı, hepimiz yani, biz beden eğitimiyle uğraşıyoruz. Sürekli beden eğitimiyle uğraşıyoruz. Ya güzelleşmek için uğraşıyoruz, ya efendim saç vesaire maddi dış görünümü güzelleştirmek için uğraşıyoruz. Sanki vitrine çıkıp orada vitrinde duracakmış gibi. Allah'ın huzuruna çıkmak için gönül eğitimini ve gönül terbiyesini önem versek, önemsesek belki hem insanların insanlığı gelişecek, eyvallah. İnsan bedeninin gönlü gelişecek,
ve gönül hanesi de Allah'ın sevgisiyle dolacak. Çok teşekkür ederim. Böyle değerlendiriyorum. Çok sağ olun efendim. Misafirimiz son olarak bir ekleme yapacak mı Müzekki Nüfus'tan? Müzekki Nüfus'tan hakikaten çok kıymetli bir eser. Eyvallah. Yani Mesnevi kadar kıymetli bir eser. Tarikatları ve tasavvufi terbiyeyi bu kadar yalın, net bir dille anlatan fazla eser yok dilimizde. İnşallah yarınki şeyimizde ondan bahsedeceğiz. Az yemekle alakalı bir şey paylaşmak istiyorum hocam. Çok dikkatimi çekti. Tam bana göre şu anda. Çalışırken bu ara hastanede işlerim vardı. Validem rahatsızdı biraz. Yersiniz yersiniz. Sonra hasta olursunuz. Doktor doktor gezersiniz. En son ölmeyi bir artık ganimet bilirsiniz. Allah öleyim de kurtlayayım dersiniz diyor. Dikkat ettim yani bugün modern hayatı ve hastalıkları çok güzel açıklayan bir söz. Evet. Tansiyonlu, şekerde bütün hastalıkların altında bu var. Evet. Hocamızın dediği gibi kendimizi kontrol edemiyoruz. Dışımızı, midemizi beslemek adına aşırı kaçıyoruz. İşte tasavvuf bu dünyada normal ve en güzel nasıl yaşarız? Hem Allah'ın sevdiği hem kulların sevdiği en harika insan nasıl oluruz? Bunu öğretiyor inşallah yarınki oturumlarda da Müzekki Nüfus'tan bu güzel az yeme, az konuşma, az efendim işte insanlara karışmayla alakalı çok güzel prensipleri eyvallah anlatacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağolunuz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizler buradayken kıymetli Safiyettin Hocam'la Sayın Harp Hocam'ı davet etmek istiyorum ve sizlerle birlikte programı kapatalım istiyorum efendim. Eğer zahmet vermezsek sizleri de buraya alalım. Kıymetli misafirler, değerli konuklar. Biz Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin izinde yapmış olduğumuz yolculukta aslında Ankara'da belki bir son nokta diye düşünülebilir bu sempozyuma vasıl olduğumuz noktada, ama biz son nokta olarak da elbette adlandırmıyoruz. Çünkü Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin bir noktada ikram olarak vermiş olduğu o nuru ilahisini taşıyan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o kutlu yolunu takip edip bugüne kadar ulaştıran mana erlerinden bir tanesi olan Hacı Bayram Veli Hazretleri bugün de bizim gönül dünyamızı aydınlatmaya devam etmekte. İşte bu aydınlanışı bizler sizlerle birlikte yaşıyoruz ki bu noktada Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin Allah Resulüne bir noktada armağan olarak vermiş olduğu onların varisleri olan Evliya-i Kiram Hazretleri'nin bizim dünyamızdaki etkisini Ankara'da bu güzel şehirde yaşıyor olmak, Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumunu düzenleyip o sempozyumun içerisinde kenarında köşesinde yer alıyor olmak ve gönlü güzel insanların hem Türkiye'nin birçok vilayetinden hem de dünyanın birçok ülkesinden bu muhabbetle birlikte Ankara'ya gelişlerine şahit olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmekte. Milli Eğitim Bakanlığımıza hasreten başlangıçta teşekkür etmiştik. Bu noktada ortaokul kategorisinde dereceye giren kardeşlerimizi sizlere açıklamak istiyorum. Üçüncü olan kardeşimizle başlamak istiyorum efendim. Hacı Bayram Veli Hazretleri konulu kompozisyon yarışmasında ortaokul kategorisinde üçüncü olan kardeşim İzzet Latif Aras Ortaokulu'ndan Beyza Nur Atay. Sevgili Beyza Nur'un kompozisyonunun başlığı Abbasoğlu Ahmet. İkinci olan kompozisyonu ve onun yazarını sizlere takdim etmek istiyorum. Namık Kemal Ortaokulu'ndan Emir Ertürk. Ankara'mızın Güzide ilçelerinden, Beypazarı'ndan bir kardeşimiz o da. Onun da kompozisyonunun başlığı Ankara'sından Vazgeçemeyen Sultan. Harikulade bir başlık. Efendim ortaokul kategorisinde birinciyi açıklıyorum sizlere. Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu'ndan Melike Sağlam. Melike kardeşimin kompozisyonunun başlığı ise Kutup Yıldızı. Ashab-ı kiramın Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadesiyle ashabım gökteki yıldızlar gibidir ifadesini bir Evliyaullah'ın dünyasıyla birleştiren kardeşime teşekkür ediyorum. Lise kategorisinde üçüncü olan kardeşime açıklıyorum. Ertuğrul Gazi İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Bilal Kaymak. Bilal kardeşimin kompozisyonunun başlığı Özün Gerçeğe Yolculuğu. İkinci olan kardeşimi açıklıyorum. Ankara Pursaklar Ay Yıldızı Anadolu Lisesi'nden Ayşe Hanefi.
Kardeşimizin kompozisyonunun başlığı Türbe ve lise kategorisinde birinci olan kardeşimi açıklıyorum. Özel Sevgi Fen Lisesi'nden Hafsa Nida Köseoğlu. Onun kompozisyonunun başlığı ise Sessizliğin Sesi. Efendim, bizleri bu programda yalnız bırakmadığınız için siz değerli misafirlerimize, salonumuza teşrif eden değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ekranları başında seyreden TRT Avaz Marifeti'yle sesimizi, görüntümüzü ve muhabbetimizi yuvalarına misafir eden siz değerli seyircilerimize, hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün TRT ekibi adına, genel müdürümüzden kanal koordinatörümüze varana kadar bütün çalışanlara, burada da tabiri caizse dişini tırnağına takarak sabahtan beri çalışan bütün teknik ekibe sizler adına çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıyeten iç yapımlar koordinatörümüz Engin Baytaş Beyefendi'ye ve TRT Avaz kanal koordinatörümüz Murat Akkoç Beyefendi'ye hasreten teşekkür ediyorum. Efendim, bizleri sizlerle buluşturan Kalem Vakfı, daha çok gerçekten bizim için taze bir noktada Cenab-ı Allah hizmette daim eylesin Kalem Vakfı'nı. Kalem Vakfı'nı tutan ellerden birisi de biz olalım inşallah o kalemi. Kalem Derneği'ne, Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir eden Diyanet, Türkiye Diyanet Vakfı'na ve bu salona, ayrıyeten Ankara Kalkınma Ajansı'na ve Mans Medya'ya, Hisar ve Hayder derneklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olan kıymetli hocalarımıza dua dolu bir alkış istirham ediyorum sizlerden. Her biri birbirinden muhterem hocalarımıza, onların sohbet aralarında eşlik eden kıymetli orkestrama çok teşekkür ediyorum. Bu muhabbeti Hacı Bayram Veli'nin izinde yolculuğunu gönlüme düşüren muhterem abim Musa Şahin Beyefendi'ye hasaten teşekkür ediyorum. Bendeniz Necip Karakaya, sevgi, saygı ve hürmetlerimle sizleri selamlıyorum. Ankara'da bulunan kıymetli kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, yarın düzenlenecek sempozyumun bildirilerinin törenine, ayrıyeten Perşembe günü düzenlenecek, yani 4 Mayıs'ta düzenlenecek, aslında bir anlamda hem açılış hem kapanış toplantımıza davet ediyorum sizleri. Bir sonraki programımızda görüşene dek ve daima sizleri Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın. Thank you.